Merhaba arkadaşlar. Bugünkü başarı hikayemizde Koç Tıp'tan bir arkadaşımız var. Sevgili Alper Hatipoğlu, 2021 YKS Türkiye 17.'si olmayı başardı arkadaşımız. Alper hoş geldin. Hoş buldum hocam. Öncelikle netlerini bir paylaşayım. Sonra Alper'i tebrik edeceğim. TYT'de 38'e 2 Türkçe, 18'e 2 sosyal, 37'ye 3 matematik. Feni fullemiş. 20'ye 0, 110.025 TYT neti var. AYT'de matematik full. Gördüğüm ilk matematik full galiba bu sene. Yani gördüğüm ilk derken bir daha görecek miyim? Ondan da emin değilim yani onu söyleyeyim. Fizik 12'ye 2. Kimya 12'ye 1. Biyolojiyi fullemiş arkadaşımız. 3 yanlışı var. 76-25'te AYT neti var Alper'in. Alper TYT'de ham 38 yerleştirme 28. oldu. OBP'si 99 arkadaşımızın. Sayısalda hamda 21. yerleştirmede 17. Eşit ağırlıkta hiç soru işaretlememesine rağmen edebiyat sosyal kısmında 967. oldu hamda. Yerleştirmede 762. Alper dil sınavına da girdi. Orada da hamda 85 yerleştirmede 24. oldu. Yani baya başarılı bir arkadaşımız. Alper seni çok tebrik ediyorum yürekten. Çok teşekkür ederim hocam. Gerçekten çok İyi bir skor. Yani önündeki ne bileyim benim başarı hikayeleri defterimdeki en iyi skorlardan. İlk üç herhalde. İlk üçe girer öyle söyleyeyim. Çok çok iyi yapmışsın. Şimdi konuşacak çok şey var dedim ben Alper'e olayın başında. Biz Alper'le 11. sınıftan beri tanışıyoruz. Alper bana bir mail atmıştı 11. sınıftayken. Ondan sonra Biyoceti'den görüştük. Beko Sistem'de zaten beraber yürüdük. Pek çok iyi arkadaşınız gibi Alper de ekosistemdeydi. Şimdi zaten çok iyi yapan bir öğrenci Alper. Niye? 2020'de MSÜ'ye girdin. Doğru mu? Evet. 2020 MSÜ'de kaç net yapmıştın? 104 mu? 104 ya da 103 olması lazım. 104. Ben hatırlıyorum. Mail duruyor. Baktım yine hemen. 104 net yapmışsın. Şimdi 104 netle yaz tatiline giriyor arkadaşınız. Mesela ben direkt hani şunu önce bir sorayım. Tabii şimdi bizi izleyen 11. sınıf, 10. sınıf, 9. sınıfta da arkadaşlarım var. Alper sen hep başarılı bir öğrenci miydin? Derslerine düzenli çalışır mıydın? 9. 10. sınıfın nasıl geçti? 11'de ne yaptın? 11'in yazında neler yaptın? Bize böyle bir anlatır mısın lise hayatını başlangıcından itibaren? Ben derslerime çalışıyordum. Yani konuyu özümsemediğim sürece geçmiyordum ve konunun en ayrıntısına kadar giriyordum. Yani bu hem teorik kısmı olur hem de onun işlem kısmı olur. Yani o teoriyi kullanma kısmı olur, pratik kısmı olur. İki tarafa da yoğun bir şekilde önem veriyordum. Liseye geçtiğimde ben TEOG'dan istediğim başarıyı elde edememiştim. Bu beni gazlıyordu yani. İçimde kalmıştı. Ben üniversite sınavında başarılı olmak istiyordum bundan dolayı. O yüzden 9. sınıftan itibaren ben yüksek bir tempoyla çalışmaya başladım. Yani ben TEOG bitti, 9. sınıfa başladığımda bir üniversite sınavına gireceğim bilincindeydim. O yüzden 9 ve 10. sınıfta benim amacım 9. sınıf bittiğinde 9'a dair hiçbir soru işaretimin kalmaması, 10. sınıf bittiğinde de TYT'min bitmesi. Çünkü TYT'de sadece 9-10'lar mantıken 10. sınıf bittiğinde artık TYT'den 120 sorunun 120'sini de işaretleyebilirim. Ben bu şekilde ilerliyordum hem 9'da hem 10'da. Buna yönelik çalışmalar yapıyordum. Yani dediğim gibi işin hem teorik kısmına yöneliyordum hem de o öğrendiğim teorik kısmı pratiğe. Yani soruya nasıl bunu uygulayabilirim ve nasıl hızlı bir şekilde uygulayabilirim? Bunun alıştırmalarını yapıyordum. İşte ya zaten ÖSYM'nin istediği de bu. ÖSYM TYT'nin çok tanımını yapmadı da. Mesela YGS'yi falan tanımlarken o birinci sınavı, temel sınavı şey der. Fen bilimlerinde temel kavramları anlama ve uygulayabilme yeteneği ölçülür. Matematikte temel kavramları anlama ve uygulayabilme yeteneği ölçülür. Yani Alper'in söylediği, hani diyor ya ben olayın teorik kısmını öğrenip uygulamasını da yapabilmem gerekiyor. İşte yani ÖSYM'nin istediğini yerine getiren bir öğrenci. Sonra Alper 10. sınıf bitti mesela. Hani diyorsun 10. sınıf 120 bitti. soruda 120 soruyu işaretleyebilmeliyim. Deneme Evet, 10. yaptın mı sınıf ondan bitti. sonra mesela 10. sınıf? Yaptım. Mezun şey 10. sınıf bittikten bir hafta sonra bir TYT denemesine girdim. Onda 109 netim vardı. Ama yani 11. sınıfta o netlerde full kalmadım. Yani ben TYT'mi zaten bitirmiştim. Yani dediğim mantıkla benim 10. sınıf bittiğinde zaten hiç eksiğim yoktu. Kafamda soru işaretleri de yoktu. Hem Anladım. soru bankaları olsun hem işte dediğim gibi işin teorik kısmı olsun. Ben ekstra şeylerden falan da olimpiyat kaynaklarından veya başka kaynaklardan da işin teorik kısmına giriyordum. O bittikten sonra 11. sınıfta benim bu sefer tek amacım TYT'mi stabil bir şekilde tutmak. TYT'mi arttırmak değil. TYT'yi arttırmayı ben 12. sınıfa bıraktım. Dedim ki ben 109 yaptım. Çok altına düşmüyorum. Yani 100'ün altına düşmemeyi hedefliyordum. 11. sınıfta da TYT ortalamam 105-103 arası bir şeydi.
Ama onun yanında benim 11'de asıl önem verdiğim şey 11. sınıfta. Yani 11. sınıftaki konuları tam anlarsam, yani 9-10'dakiyle aynı metod. Yani 11 bittiğinde 11 bitsin. 11'e dair bir soru işaretim kalmasın ki son sınıfta sadece son konuları alayım ve tekrardan bir üstünden geçmeme gerek kalmasın. Bir yetiştirme telaşı içerisine girmeyeyim. Benim avantajım şuydu. Ben 9. sınıfta matematik olimpiyatlarına hazırlanmıştım. O yüzden bazı konuları önceden biliyordum. 11. sınıfın Şubat tatilinde ben matematiği bitirmiştim. AYT matematiği. Yani türev integral bitmişti. Feni bitirmeyi planlıyordum ama vaktimin olacağını zannetmiyordum. Pandemi ortaya çıktı. Okullar online oldu. Okulun konularından ben önde olduğum için ben 11. sınıf bittiğinde bütün konuları bitirmiştim. Yani bütün TYT, AYT bitmişti. Artık genel denemelere başlamıştım. Anladım. Şimdi burada hani 9. sınıfta olimpiyatçıydım, olimpiyat çalıştım falan dedim de. Şimdi arkadaşlar diyecek ki o zaten olimpiyatçıymış. Ama Alper'in olimpiyat şeyi çok uzun sürmedi bildiğim kadarıyla değil mi? Ya bıraktın belli bir Yok, çok az. Yani bir ay, 2 ay. Ya ben başta bir biyoloji olimpiyatlarına girdim gibi oldum. Sonra çıktım. Normal 9 sınıfa devam ettim. Sonra okulumuz dedi işte matematik olimpiyatları çıkacağız. Ona bir ay çalıştım. Bir şey yapamadım zaten. ve bıraktın. Oradan aynen bıraktım. Aynen. Hani lise hayatı boyunca olimpiyatlarla haşır Yok, neşir. sadece 9. sınıfta şey oldum. Aynen. 9. sınıfta. Peki 11. sınıfın yani Şubat'ında sen matematiği bitirdin. Sadece AYT fenin kaldı. AYT fenin yani bütün AYT konularını yaz tatili geldiğinde bitirmiş miydin yaz tatilinde? Evet, bitirmiştim. Peki Alper, şimdi yani çok karşılaştığımız bir durum değil. Yani sen çok iyi çalışmışsın. 12. sınıfta ne yaptın abi? Bitirdin. Her şeyin 12. sınıfta alıyordum. Ben kaynaklar bittikçe kaynağımı yeniliyordum. Ya belli bir süre, yani her hafta zaten minimum 2 tane TYT denemesi çözüyordum. Bir tane de AYT denemesi çözüyordum. Bunlar kesindi. Geri kalan vakitlerimde full kaynak çözüyordum. Yani soru bankası çözüyordum. Hem bu TYT'den olur, kaynak bittikçe yenisini alıyordum. yani artık ne var ne yok piyasada hepsini Aynen. çözelim. Peki hazır şimdi bu mevzu açılmışken o zaman bize en beğendiğin kaynakları söyler misin? En En beğendiklerini. beğendiğim kaynak. Türkçe'de en beğendiğim kaynak 3-4-5'in TYT Türkçesi. Hadi. Yani onda şey vardı. Dil bilgisi kısmında uzun paragrafların içine koymuşlardı. O bayağı zorlayıcı oluyordu. ÖSYM daha kolay sorduğu için çok zorlanmıyordum o konuda. Yani dil bilgisi konusunda. O yüzden 3-4-5 Türkçe'de bayağı hoşuma gitmişti. Sosyal olarak ben çok soru bankası çözmedim. Hep deneme üzerinden gidiyordum. Yani denemelerdeki hatalarımı not alıyordum. O doğru bilgiyi not alıyordum. O bilgileri tekrar ettikçe zaten aklımda yer ediyordu. Veya işte internetten o konuyu araştırıyordum. O şekilde ilerliyordum. Deneme fark etmiyor. Yani onun bir önerisi yok. Bütün denemeleri çözsünler yani. Çok bir şey anlamı yok. Ama şeylere çok gerek yok böyle. Sadece saf bilgi soran TYT sosyal denemeleri var. Bu sene saf bilgi bir tane falan çıktı. Yani çok aşırı bilgi dayalı sorular değildi. Matematik olarak TYT'de en sevdiğim 3-4-5 olabilir. Ben 12. sınıfta TYT soru bankası çözmedim. TYT adına sadece deneme çözüyordum. 11. sınıfta 3-4-5'i çözmüştüm ben. Onu beğenmiştim. AYT'de ise ben acili çok sevdim. Yani acili ben çözerken, ben de şöyle oldu. Ben işte konuları erken bitirdiğim için 11'in başında çok AYT matematiğe soru bankasıyla yüklenmiyordum. Hep ikisi TYT'de AYT'de denemelerle götürdüm. Bir içime bir şey düştü. Korku düştü. Dedim şimdi ben soru bankası çözmüyorum. Bu bende bir eksiklik kalır mı? Gittim acili aldım. Onu çözerken böyle zevkle çözüyordum. Her sayfaya geçtiğimde mutlu oluyordum yani. Aynen. O yüzden acili çok beğenmiştim. Evet. Fizikte Yayın Denizi, TYT'si, AYT'si de iyi. Yayın Denizi Pro. Biyolojide palmeler iyi. Palme, paraf. Bir de palme, paraf, bir şey, kafa dengi. Bu üçü iyi. Palme, paraf, kafa dengi. Kafa dengin AYT'si güzeldi. Yani bayağı hem içinde testleri vardı hem de kare kod okutarak ekstra testlere yönlendiriyordu. O güzeldi. Kimyada en beğendiğim kimya TYT'de ikisinde de Aydın. Bir de benim Aydın'la kötü bir anım var. Şimdi ben organik kimya, bir sürü organik kimya fasikülü bitirdim. 4-5 tane organik kimya fasikülü bitirdim. Sınava girmeden 2 ay önce de 2 tane yeni organik kimya fasikülü aldım. Biri Apotemi, biri Aydın. Dedim ki ben önce Apotemi'yi çözeyim. Aydın'ı sonradan çözerim. Ben Apotemi'yi çözdükten sonra denemelere başladım ve Aydın'ı çözmeyi unuttum. Şansıma sınavda bir tane benzen sorusu vardı. O benzen sorusu ne bize verilen MEP kitabında ne de çözdüğüm 4 organik kimya kitabında vardı. Sadece Aydın'da vardı. O yüzden o soruyu kaçırdım. Keşke çözseydim ama yani önerebileceğim kimyada da Aydın'ın hem TYT'si hem AYT'si. Evet. Aydın yayınlarının hani Nesibe Aydın kimya öğretmeni bildiğim kadarıyla zaten. Hani kimya gerçekten çok güzel. Aydın yayınlarının kimya kitapları ona iyi bakmak lazım. Peki Alper, şimdi bu sınav için gerçekten çok profesyonelce
bir sürü şey yapmışsın. Şimdi bir teorisyen olarak seni görüyorum ve diyorum ki Alper, bize şu TYT'nin ruhunu anlatır mısın? TYT nasıl bir sınavdır? AYT nasıl bir sınavdır? Elde ettiğin kazanımlar burada ne kadar hayata geçti? Yani olayın akademik kısmı her şeyi halledebiliyor mu? Hayır. Yani Birazcık bunlardan bize bahseder misin arkadaşlar için? TYT, yani zaten soru başına düşen süre sayısı çok kısıtlı TYT'de. Bir küsürlü bir süre geliyor. 1 dakika küsürlü bir şey geliyor. Burada TYT'de rahat geçmesi için bir spesifik bir alan belirlenmesi lazım. Oradan süre arttırmaları lazım. Yani benim alan süre arttırdığım dersler fenle sosyaldi. Yani bu iki derste yavaşlama lüksüm yoktu. Yoksa sınav yetişmez. Ben o iki dersten süreyi arttırırsam rahat bir şekilde bitirirdim. Zaten ben çözme metodumu çok değiştirdim. Yani arkadaşlar da şeyden çok çekinmesinler. Çözme metodunu ben sürekli değiştiriyorum. Ben son bir ay kala çözme metodumu değiştirdim. Şöyle dedi, benim önce paragrafları çözüyordum. Ben boş kafayla paragraf çözeyim diyordum. Çünkü ben paragraflarıma çok güvenmiyordum. Bu yüzden önce paragrafla başlıyordum. Sonra fen sosyal, dediğim gibi fen sosyalde süre arttırıyordum. Yani 20 dakikanın üstüne çok çıkmamaya çalışıyordum iki fen sosyalde. Sonra geometri, matematiğin 1'den 30'a, sonra da Türkçenin geri kalanı. Burada yapılması gereken şey kişinin kendi eksiklerini iyi bilmesi. Ben geometrimin eksik olduğunu biliyordum. Yani şöyle diyeyim, diğer derslere kıyasla yavaş çözdüğüm için bazen göremediğim sorular oluyordu. Onun üzerine çok düşmemem gerektiğini bildiğim için takıldığım anda atlıyordum. Çünkü orada ben ne kadar kalırsam bataklık gibi sürekli beni aşağı çekecek. Orada süreyi heba etmemem lazım. O 20 dakika arttırmışım ben fen sosyalden. O süreyi orada heba etmemeliyim. En son vaktim kalırsa tekrardan dönme üzerine şey yapmam lazımdı. Bir de bunun dışında matematikte hızlanmak için yapılması gereken şey bence bir soruları nizami bir şekilde yazmak. Yani o yazı benim kardeşim de, ben mesela çok fazla şey hatası yapıyordum. Yazı hatası yapmıştım. 9'u öyle bir yazıyordum ki 1 falan olarak veriyordum. Ya bana şey diyordu hep ailem, öğretmenlerim falan, düzgün yaz diyorlardı. Düzgün yazmak, yani eğer yazmıyorlarsa çok önemli. Düzgün ve nizami bir şekilde yazmak. Çünkü ne yazdığını bilmek ve soru çıkmıyorsa denklemlere baktığında ne yazdığını görebilmek çok önemli. O an soruyu en baştan okumak yerine denklem üzerinde değişiklikler yapabiliniyor. Bu birincisi. İkincisi, soru şimdi hikaye, bu sene de öyle hikayeleştirilmiş olarak geliyor. Ama o hikayenin içinde şey gibi görmeleri lazım. Kendilerini bir yapay zeka olarak. Orada belli başlı değişkenler var. Şimdi bizden istenen nedir? X artı Y eşittir Z tarzı bir şey. Soru bize X'i veriyor, Z'yi veriyor. Soru içinden bunları hikayeleştirerek veriyor. Bizim oradaki X ve Z'yi tanımlamamız lazım, bulmamız lazım. Sonra Y en aşağıda, veya onu da bulmamız lazım. Yani bizden istenen şey ne? Bunu da anlayabilmemiz lazım. Bunun için de soru okur yazarlı. Bu, yani ben çok kitap okumuyordum. Şey olmasın. Yani benim 11. sınıfta da 12. sınıfta da çok kitap okuma alışkanlığım yoktu. Ama siz şey demiştiniz, dergi demiştiniz. Ben dergilere abone oldum. İki tane dergi. Popular Science'da Bilim Tekniğe abone oldum. O ikisini okuyordum. Ya derginin iyi yanı, en fazla 4-5 sayfa falan okuyor. Yani o 4-5 sayfayı da okuyamayacaksam sınava girmeyeyim yani. Aynen. Yani tamam, kitap uzun, bazen sıkılıyor olabilirim ama yani dergide en azından bir okumam yavaşlamasın. Belki de biraz daha akademik yazılara alışabileyim diye okuyordum. Matematikte üçüncü olarak önerebileceğim şey ise işlem pratiği. Yani o işlem pratiğinin işte bunun yani çarpma işlemi, işlemin çok hızlı olması lazım. Yani süre çünkü her yerden gidiyor matematikte. Soruyu anlarken gidiyor. Denklemi yazarken gidiyor. İşlemi yaparken gidiyor. Yani bu üç alan zaten matematiği yavaşlatmasının tek sebebi. Bundan dolayı bu üçü hızlanırsa matematikte de yani 40 dakikanın altına bile düşebilirler. Aynen öyle. Aynen öyle. Peki AYT için neler söyleyeceksin? AYT için, şimdi ben AYT'de hız yapıyordum şey zamanda kendi çalışırken. Bu sınavı ayrıca anlatacağım. Çalışmalarımda ben AYT'yi ilk başta tabii 180 dakikaydı bu 11 ve 12'nin başlarında. Sonra ben yani dedim ki hızlı çözeyim ki ben tekrara sürem kalsın. Benim AYT çözme yöntemim önce fen, sonra matematik, geometriden geriye doğru bir şekilde çözmekti. Bu genelde 70-80 dakikada bitiyordu. Bu bittikten sonra ben siliyordum bütün soruları. En baştan bir daha 70-80 dakika bir daha vererek tekrar çözüyordum denemeyi. Kalan 40 ya da 20 dakika gibi bir sürem kalıyordu. Bu kalan 40-20 dakikada da emin olmadığım sorulara bakıyordum. Bu şekilde bir yöntem geliştirmiştim kendime. Benim silerek şey yapmamın sebebi, AYT'de çok geniş bir süre olduğu için ve kendimi sıkmamın da bir sebebi de bu. Çok geniş bir süre olduğu için dikkat dağılabiliyor. Sorudan kopabiliyoruz. O soruda yazan küçücük bir nüansı kaçırabiliyoruz. Onlar da zaten sorunun kilit noktası oluyor. Cevabı A değil C yapan şey o küçük nüans oluyor. Onu kaçırmamak için ben hem hızlı çözüyordum dikkatim dağılmasın diye, hem de iki kere çözüyordum. Tamam, bazı arkadaşlar şey yapıyor, onu da benim çevremde de vardı. Bir soru üzerinde 4-5 dakika uğraşıyor ki emin bir şekilde yapıyor. Bu da doğru bir yöntem. Ben onu yapamadığım için, yani ben bir soru üzerinde 4-5 dakika uğraşınca dikkatim benim otomatikman dağılıyordu. O yüzden hızlı bir şekilde yapıp soruları iki kez en baştan çözüyordum. Peki gerçek bu 2021
AYT'de. Aynen böyle Yok. yapabildin mi? Hayır. 2021 AYT'de senden başladım. Tamam. Sende çok süre sıkıntım olmadı. Her zamanki gibi işte yarım saat, 30-35 dakika bitti. Ama sıkıntı boş sorularım vardı. Fizikte ve kimyada. Neyse dedim. Dönerim dedim. Bir şey olmaz dedim. Neyse matematiğe bir geldim. Gitmiyor yani. Hızlanamıyorum. Yani çözüyorum. Boş sorularım çıkıyor. Yavaş çözüyorum. Süreye baktım. Matematiği bitirdiğim zaman bence 4 boşum vardı matematiği bitirdiğimde. Fende de 3 boşum vardı. 7 boşum vardı. 40 dakikam vardı. Ben normalde 40 dakika kala sınavı ilk kez baştan sona çözmüş oluyordum. Ama bu sınav 40 dakika kala sınavı daha ilk kez bitiriyordum ve 7 boşum vardı. Orada Peki ne zaten hissettin? Pardon. Orada dedim mi ya tamam. eyvah. Evet dedim. Ya Ben koştuk orada gitti çok dedin mi? pis stres oldum. Önümde iki seçenek vardı. Ya bir ağlayarak çıkıp eve gidecektim. Dil sınavına da girmeyecektim. Yani mezuna kalacaktım. Ya da bir şekilde çözmek zorundayım. O an böyle bir ikileme geldim. Zaten içim şey oldu, kalp atışım hızlandı falan. Ya bayağı kötü oldum o an fark ettim. Neyse bir bakayım dedim. Senden başladım. İşaretledim. Mesela şey sorusu vardı bir tane. Işıma ile ilgili bir soru vardı. O soruda ikilemde kaldım. Orada bir öncül var. Dedim ki Alper sen bunca 11. sınıftan beri AYT fizik çözüyorsun. 12. sınıf modern fizik çözüyorsun. O kadar kaynak gördün. Sen bununla ilgili hiçbir bilgi görmediysen, o kadar mektup okudun, görmediysen bu bilgi doğru değildir. Yani orada birazcık kendime güvendim. Dedim ki ben bu kadar çalıştım, eksik veya şey çalışmış olamam. Bu bilgiyi de uzaydan getirmediklerine göre şey olamaz dedim. O yüzden mesela burada o tarz bir yöntemdir. Yani kendime güvendim orada. Biraz riskli bir yöntemdi ama eğer kişi kendi çalışmasına Evet. güveniyorsa kendine de güvenmesi lazım. Özellikle öncüllü sorularda. Yani sizin görmediğiniz bir şey yok. Yani size çıkıp son bir ayda çıkan makalelerden soru getirmeyecekler. Sürekli geniş uzun zamandır 20, 30, 40 yıldır olan bilgilerden sorular getirecekler. Bu da o tarz bir soru dedim. Yani ben bu kadar çözdüm görmediysen böyle bir şey yoktur. Matematiğe gelince çıkmıyordum. Bizde polinom sorusu vardı. Ben o soruya 20 dakika uğraştım ve o soruya ben 5 tane farklı yöntem denedim. 5. yöntemde buldum. Şimdi benim bu soruda avantajım 5 farklı yöntemde deneyebilmekti. Bu 5 farklı yöntemi deneyebilmemin sebebi de ben bu 5 konuya da hakimdim. Yani bu AYT için bir kilit noktada bu. Bütün konulara hakim olmak sorulara farklı bakış açılarıyla yaklaşmayı sağlıyor. Ben o 5 bakış açısını 20 dakika boyunca denedim ve sonunda buldum. O soruyu çözünce bana bir rahatlama geldi. Çünkü o soru benim en çok vaktimi alan şeydi. O soruyu çözdükten sonra diğer soruları da çözmeye başladım. Yani o bir çorap söküğü gibi. Onu çözdükten sonra diğerleri tek tek çözmeye başladı. Anladım. Yani sınavdaki mücadelen de çok güzel. Hani tamam çok çalışmışsın, çok soru çözmüşsün ama hani sınav da böyle tam senin gibi bir adam için hazırlanmış. Hani bak gel sen o kadar çalıştın ama gel de bak burada neler var gibi, tamam mı? Ama sen de harbiden gereğini yapmışsın. Seni bir kez daha tebrik ediyorum. Gerçekten hani verdiğin mücadele az değil. Ama şimdi ben mesela Alper'le konuşurken Alper'in hep koçluk istediğini biliyordum. Ya da diyordu ya koç olur ya Hacı Badem olur ama koç tıp istiyordu. Şimdi o işte soruyu yapamayınca hani sıra sorular ilk kere düzüme ya koç tıp gidiyor dedin mi böyle hani. Ben şey dedim, ya, yok mezuna kaldım. Cerrahpaşa Hacettepe yani mezun dedim. Yani dediğim gibi o 40 dakikada ben çıksaydım büyük ihtimalle mezuna bırakacaktım. Yani dil sınavına falan da hiçbir şeye girmeyecektim. Eve gidecektim. Ama işte bu hani çok pek çoğumuza da bir ders olsun aslında. Hani Alper orada gerçekten hani bu öfkeyle kalkan zararla oturur, değil mi? Erken karar verip çıksaydı eğer. Ya bakın şimdi az önce netlerini sizinle paylaştım. Gerçekten çok güzel netler var hem dilde, hem sayısalda, hem eşit ağırlıkta. Bunları yapabilmek işte neyle? Mücadele ruhuyla, içindeki mücadeleci insanı dışarı çıkarmakla mümkün oluyor. Valla bunu çıkarabildiğin için de gerçekten seni tebrik ediyorum. Peki hani bu tıp sevdası neydi? Yani Alper hep doktor Tıp olmak istiyor muydun eskiden beri? yani eskiden dediğim zaten benim hatırladığım en yani bilincimin olduğu en yakın dönem benim 5. sınıf falan. Daha 5. sınıfın öncesini ben hatırlamıyorum. O yüzden İlkokulunu bazıları diyor hatırlamıyorsun. yok hatırlamıyorum. Bazıları diyor ben ilkokuldan beri doktorluk istiyorum falan filan. Yani benim ilkokula dair anılarım olmadığı için hatırlamadığım için ona dair bir şey diyemiyorum. Ama böyle işte liseye başladığımız zaman bizim okulda şey vardı işte biyoloji olimpiyatları vardı. Ondan dolayı koç tıpa gidenlere veya şey görüyordum. Ben de yani koç tıpa gitmek istiyordum. Hem yani ben şeyi çok istiyorum. Araştırma yapmayı ve şimdi bir söz var. Sizi hatırlayan son kişi öldüğünde de hiçbir zaman var olmamış olacaksınız. Ben adımı şey yapmak istiyorum. Yani yaşatmak istiyorum.
Bundan dolayı bir şey yani dünyaya bir katkı sağlamak istiyorum. Ve yani araştırma olarak da ben şeye çok meraklıyım. Beyin üzerine çalışmak istiyorum. Bunu da yapabileceğim alan olarak ben tıp olarak gördüm ve koçluk seçmemin sebebi de yani araştırma olanaklarının çok fazla olması. Bundan dolayı öyle seçtim. Yani gerçekten şöyle onu söyleyeyim. Hani Alper araştırmacı olmak istiyor ama harbiden araştırma da yapan bir adam. Tercih döneminde hani gerçekten çok fazla insanla konuştu. Çok fazla Evet. insan da tanıyor ayrıca koçlukta okuyan. Hani benim tanıdığım öğrencilerin hepsiyle neredeyse konuştu yani. Hani birkaç tanesi hariç koçlukta okuyanların onlara işte fikirlerini sordu. Şu nasıl oluyor, bu nasıl oluyor. Yani öyle İnsanın kendi hayatını planlaması çok önemli. Yani burada bir karar alınacaksa, bu kararı eğer siz alacaksanız, işte biraz sorarak, danışarak ve o güne kadar biriktirdiklerinizi de ortaya koyarak doğru seçimleri yapabileceğinizi ben düşünüyorum. Peki sevgili Alper, aslında anlattıklarında 2022'de sınava girecek olan arkadaşlarına pek çok konuda önerilerde bulundun. Ama birkaç cümleyle hani genel olarak seslenmek istesen ne söylemek Genel isterdin? olarak yani bu çalışma konusunda şey olarak kimse düşünmesin. Mesela ben böyle çalışmaya bugün de ders çalışacağım mutlu bir şekilde şey yaptım şey zannetmesin. Çalışmak zorundayız. Ben dediğim gibi 9. sınıfa da başladığımda veya 12'ye de geçtiğimde şeyi biliyordum. Sevsem de sevmesem de çalışmak zorundayım. Nasıl mesela benim babam memur, nasıl o sabah kalkında işe gitmek zorundaysa ben de sabah kalkında ders çalışmak zorundayım. Bu da benim sorumluluğum. Bunu yapmazsan cezasını ben çekeceğim geri kalan hayatım boyunca. Bundan dolayı hem yani sınava girecek olan kimse ve herkes ve liseye yeni başlayan herkes çalışmayı dozunda tutarak ama zorunda olduğunu bilerek yapmak zorunda. Yani şey yok bunun. Bir kaçarı yok. Ben bunlar zevk alarak çalışıyor. Bu zaten inekmiş falanmış filanmış. Orası tamam inek olabilir ama sen de çalışmak zorundasın. O inek diye onlar ekstra puan sen inek olmadığın için ya sana ekstra puan verilmeyecek. Aynen öyle. Aynen öyle. Yani hani şimdi şurada bakıyorum. Adam gerçekten çalışmış. OBP 99. Ya OBP nasıl 99 oluyor? Görün işte OBP nasıl 99 oluyormuş. Yani OBP'nin 99 olmasını alıp şu tarafa koyuyorum. Yani adam Ham'da 21 yerleştirmedi 17. Hani bu tarafta OBP'si var da bu tarafta da sınavın içinden geçmiş bir adam var karşımızda. Yani bu açıdan da seni tebrik ediyorum. Yani hani OBP'yi sürekli sıkıntı yapan, kafasına takan pek çok arkadaşımız var. Arkadaşlar, siz sınavı iyi yapınca OBP'niz hani sizi çok fazla etkilemeyecek. Bundan emin olabilirsiniz. Siz onu tolere edebilecek şekilde de kendinizi ilerletebilirsiniz. Alper çok teşekkür ederim bu hikayeyi bizimle Rica ederim paylaştığın hocam. için. Umarım hani umarım değil, şundan eminim. Ben senin Koç tıpta ya da koç tıpı bitirdikten sonra mutlaka o bana göre kutsal olan hedeflerini gerçekleştireceğinden çok eminim. İnsanlık Teşekkür için bir ederim hocam. şeyler yapacağından hiç şüphem yok. Yolun açık olsun. Teşekkür ederim. Umarım İstanbul'a geldiğimde de koça mutlaka geleceğim. Orada da görüşmek kısmet olur. Tabii ki. Hepinize sağlıklı ve başarılı günler diliyorum. Hoşça kalın arkadaşlar.